barındırıyor. Bugüne kadar Adana'da, Çukurova bölgemizde açılmış olan nitelik bakımından en yüksek nitelikteki mobilya fuarının açılışını gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda fuarımız, fuar alanının tamamının kullanıldığı, yani %100 doluluk aranına da ulaşması itibariyle de bugüne kadar yapılmış olan fuarlarımız arasında da nicelik olarak da en üst segment fuarlarımızdan biri haline geldi. Bir ilki daha bugün yaşıyoruz. Bugüne kadar mobilya fuarlarımızda, düzenlediğimiz mobilya fuarlarında en yüksek sayıda ülkeden, ülke çeşitliliğinden en üst sayıda yabancı ziyaretçiyi de fuarımız boyunca ağırlayacağız. Geçen yıl biliyorsunuz yine başarılı bir fuar gerçekleşmişti. 15 ayrı ülkeden ziyaretçilere ev sahipliği yapmıştık. Bu yıl ülke sayımız 30'a çıktı Sayın Valim, Sayın Belediye Başkanı. 30 ayrı ülkeden iş insanlarını fuarımızda inşallah misafir edeceğiz. Bu 30 ayrı ülkeyi kısaca müsaadenizle sıralamak istiyorum. İngiltere, Fransa... 3. fuar haline geldiğini söylemek de yanlış olmaz. Bugünden sonra da Adana Mobilyası ve Çukurova Mobilyası'nın tanıtımına devam edecek ve sektörün gelişmesi için elimizden geleni yapacağız. Çünkü istihdamın artması, işsizliğin azalması bölge ve ülke ekonomisine katkı demektir. Sayın il ve ilçe belediyesi başkanlarından alacağımızı umduğum tanıtım desteğiyle belki de bir sonraki yıl mevcut fuar alanına sığmayacak ve ek binanın hizmete girmesi için çalışmalar yapmak zorunda kalacağız. Tabii sektörün gelişip büyümesi beraberinde sorunları da getirmiş ve mevcut çalışma alanları yetersiz kalmıştır. Bu sebeple Sayın Valimizin önderliğinde vermiş olduğu destek ve emekle 200 hektarlık bir alan üzerine mobilyacılar sanayi sitesi kurulmak üzere çalışmaların başlatıldığını geçtiğimiz fuar döneminde anlatmıştır. Bu çalışmalar kapsamında site için tahsis edilen arazi tarla vasfından sanayi alanına çevrilmiştir. Böylece mahalle aralarında çalışan esnaf arkadaşlarımızın daha çağdaş bir alanda çalışmalar yapacağına daha fazla... Ayın 7'sinde İnegöl'de açacağız, 9'unda da Kayseri'de mobilya fuar açacağız. 4 tane fuar yapıyoruz. Böyle bir fuarlar furyası içerisinde de tanıtımlarımızın ne kadar yerinde olup olmayacağını da kendi içimizde bir öz eleştiriye tabi tutmak zorunda olduğumuzu biliyoruz. Biraz önce Sayın Genel Müdürüm çok güzel bir konuya değindi. Türkiye'nin geleceğinin teminatı olan sektörlerin başında birincisi inşaat, ikincisi tekstil, üçüncüsü mobilya. Eğer bu sektörleri ayakta tutamaz isek, yurt dışına açılmamız da mümkün değil, ihracat yapmamız da o kadar mümkün olmayacaktır. Niye bunu söylüyorum? Bizim ham maddemiz yonga levha dediğimiz sunta medefelamlardan veya medefelerden oluşur, keresteden oluşur, tutkaldan oluşur, kumaştan oluşur, süngerden oluşur. Bir de kullandığımız makinaları, kullandığımız elektrikten olacağını düşünüyoruz. Sayın Valim, değerli konuklar, coğrafi olarak mobilyacılar sitesi ve çevresinde yoğunlaşmakta olan firmalarımızın önemli bölümü geleneksel yöntemlerle çalışan küçük işletmeler şeklinde faaliyet gösteriyorlar. Bölgemiz üretimde ev mobilyasında öne çıkmakta, özellikle iskelet üretimindeki yüksek payı ile dikkat çekmektedir. Koltuk iskeletinde ülkemizin ihtiyacının %60'ını karşılayan Adana'da üretilen mobilyalar marka, kalite ve estetik açısından yurt içi ve yurt dışı pazarlarda büyük beğeni toplamaktadır. İhracatımız yavaş yavaş da olsa iyiye doğru bir ilerleme kat etmektedir. Ancak biz bu ilerlemeyi yeterli bulmuyoruz. Daha fazla ihracat yapmamız gerektiğini düşünüyoruz ve bunun için de mücadele ediyoruz. 2017 yılında Adana'da mobilya ihracatımız 22 milyon dolar iken 2018 yılında yaklaşık 28 milyon dolara çıkmıştır. Yıl sonunda da nasip olursa bu rakamı 30 milyon dolara ulaşmasını bekliyoruz. Yarattığı istihdam ve katma değerle ilimiz ve ülke ekonomisine önemli katkı sağlayan sektörün gelişmesi
ihracatın artması ve yeni pazarlara açılabilmesi için Adana Sanayi Odası olarak her türlü desteği veriyoruz ve gücümüz ölçüsünde de katkı sağlamaya. Yani bir sürü sanayi sitesi yapılıyor. Bu sanayi siteleri özel sanayi siteleri. Esasında özel sanayi sitelerinin yollarını kendi imkanlarıyla yapmaları gerekirken, tabii esnafın durumu da malum, bizden istiyorlar. Biz de net itibariyle Adana'nın gelişimi için, esnaf için gerekli yardımları yapıyoruz, yapacağız. Ona bir kuşkun olmasın. Tarih vermiştik size. O tarih de yaklaştı. Özellikle ihracatçının gelip ürün alması gereken bütün sanayi sitelerine çok farklı bakacağız. Onları güzelleştireceğiz. Tabii ki ekonomik şartlar çok iyi değil. Dünyayla rekabet eden firmalara, müesseselere, esnafa bizim farklı gözle bakmamız lazım. Ama şunu söylememiz lazım ki her şeye rağmen bir ilerleme kaydeden Adana mobilyacılarını gerçekten yürekten desteklemek lazım. Bilirsiniz çoğunuz, ben de bir mobilyacı ailenin bir ferdiyim. İki abimin, bir kardeşim, bir abim. Modoko'da hem atölyeler vardır, hem de Yalçın bilir, hem de mağazalar vardı. Çok yakından izlerim. Biz küçükken ortaokulda hani çıraklık yaparken çıkarmak için geride bıraktığımız 11 yılda olduğu gibi bu yılda sektörün önde gelen temsilcileri fuarımızda bir araya geliyor. Geçtiğimiz yıl 18 ülkeden 150 kişilik alım heyeti ağırladığımız fuarda yaklaşık 3 milyon dolarlık ihracata imza atıldığını, bunun ülkemiz ve bölgemiz için fevkalade önemli bir katma değer olduğunu vurgulamakta yarar görüyorum. Yine 2018'de 61 ilimizden sektör temsilcileriyle 40 binin üzerinde ziyaretçinin standları gezmiş olması ve 10 milyon TL'lik iş hacmine ulaştığımızı hatırlatmak istiyorum. İnanıyorum ki katılımcı firmalarımızın oluşturacağı sinerji bu yıl bu rakamların çok üzerine çıkacak. Hatırı sayılı bir katma değeri hem bilimize, hem de bölgemize, hem de ülkemize kazandıracağız. Dolayısıyla fuarların, festivallerin, sosyal ve kültürel etkinliklerin önemi işte bu noktada ortaya çıkıyor. Bu tip organizasyonlar kent imajı, sosyal ve kültürel hayata